Nasıl gördünüz yangını? Ben mahallenin esnafıyım, dükkanım benim. Orada oturuyordum, yukarıda dumanı gördüm. Koşarak çıktım. Dumanı baktım, alev almış bayağı. Sonra müdahale etmeye çalıştım ama yangın büyük olduğu için bıraktım. Çocuklar vardı, çocukları aşağı indirdim. Sonra komşular işte dışarıdaydı, onlara seslendim. İtfaiyeyi aramalarını söyledim. Ondan sonra itfaiye geldi işte. Müdahale etmeye şansımız yoktu. O esnada alevler bir anda sizin üstünüzde mi fışkırdı? Yok, ben şimdi yukarı bir bakmaya çıktım. Hı-hı. O arada hani etrafı bir teftiş etmek için yukarı çıktım. Hani baktım, müdahale etme şansım var mı diye. Müdahale etme şansım, şurada bidon var işte, o bidonu su götürdüm. O arada zaten müdahale etmeye çalışırken oldu. Orada bir şey patlayınca, bir daha alevler yükselince biz anladık yangın oluyor. Yangın kendine çıktı, öyle biri yaptığını sanmıyoruz hani. Komşunuz falan evde miydi? Yok, onlar bir çarşı etmişler herhalde, evde yoklardı, biz haber verdik onlara da. Şeyden haberim yok, çocukları banyo ettiriyordum ben, komşular çağırdılar. Baktım birden çatı yanıyor, yananlar önümüze düşmeye başladı. Apar topar çocuklarla dışarı attık kendimizi ve hiçbir şeyden haberimiz yok. Şoktayız yani. Açlık yiyeceğiniz de gitti. O ablamınki gitti ya, yengeminki yan tarafta, onun tarafındaydı. Yapacak bir şey yok. Cana gelmedi. Yani sağlığımıza dua edeceğiz.